Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS Başarı Hikayeleri serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu seride LGS 2023'te yüksek almış öğrencilerimizi konuk ederek nasıl çalıştıklarını ve sene içerisindeki düzenlerini onlara soruyoruz. Öğrencilerimiz de birinci ağızdan LGS 2024 öğrencilerimizin aslında nasıl çalışmaları gerektiklerini anlatıyor. Bugünkü konuğumuz Eylül Ece Atta. Eylül Ece LGS 2023'te 494,50 puan alarak genel yüzdelikte 0,08'e girdi ve Ankara Fen Lisesi'ne yerleşti. Eylül Ece'nin hikayesini dinlemeden hemen önce eğer siz de LGS 2023'te yüksek başarı almış bir öğrenciyseniz ve bu seride yer almak isterseniz bana Instagram hesabımdan ya da mail adresimden ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hep beraber Eylül Ece'nin hikayesini dinleyelim. Evet konuğumuz Eylül Ece. Eylül Ece hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öğrencilerimiz için videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün de seni konuk aldık. Kısaca kendini tanıtabilir misin izleyicilerimiz için? Ee, ben Eylül Ece Bu yıl LGS öğrencilerindendim ben de. Ankara'da yaşıyorum. Ee, bunun dışında Ankara Fen Lisesi'ni kazandım. Puanın ee, ve yüzdeliğinle de ilgili bilgi verebilir misin? 494.5027 puan aldım ve 0.08'lik dilime girdim. Tebrik ediyorum. Ankara Fen Lisesi öğrencisisin artık. Evet. Hayırlı olsun. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Ee, nasıl bir his? Yani LGS'de derece yapmak nasıl bir his? Çok güzel bir his hocam. Ya Benim e, hayalimdi zaten LGS'de güzel bir puana ulaşmak ve Ankara Fen Lisesi'ni kazanmak. Dördüncü sınıftan beri koyduğum bir hedefti ve çok mutluyum bu ben güzel için. Bunu, bunu başarmak hakikaten e, ve sonucunu iyi bitirmek çok güzel oluyor. Evet kesinlikle. Peki bir devlet okulunda mısın özel okulda mısın? Normalde 7. sınıfa kadar hep devlet okulundaydım. Ama 8. sınıfı daha iyi bir şekilde bitirmek adına bir özel okula burslu bir şekilde kaydoldum. O şekilde zaten geçirdim 8. sınıfı. Tamam. Peki sınav sonucundan ve yerleştiğin okuldan memnun musun? Çok memnunum. Dediğim gibi yani çok küçükken hayalini kurduğum bir liseydi. Ve gerçekten her alanda kendini iyi bir şekilde göstermiş bir lise. O yüzden çok memnunum. Evet, Türkiye'nin en yüksek alan fen lisesi zaten. Hani evet. Galatasaray, Kapataş bunlar hep Anadolu lisesi ama Ankara Fen birinci sıradaki fen lisesi. Tebrik ediyorum tekrardan. Ee, peki 7 sınıfı nasıl değerlendirdin? 7 sınıfta falan e, LGS çalışması yaptın mı? Yaptım. Yani biraz daha 7 sınıfı böyle temel seviyede tamamlamaya çalıştım. Deneme sınavlarına katıldım. Özellikle yaz tatili başladığında da 8'e yönelik çalışmalarımı hızlandırmıştım. İlk ünitelerine baktım şöyle bir 8. sınıfın. İşte temel seviyede yine sorular çözdüm. Bunun yanı sıra da paragraf çözümü yaptım bol bol ve kitap okudum. Bu şekilde değerlendirdim. Ne zaman değerlendirdim. Yazın yazın ne zaman başlamıştın? Ee, Haziran'ın sonu Temmuz'un başı gibi başlamıştım. Haziran'da dinlenme ayı yapmıştım kendime. Temmuz'da başladım asırlıkla. Peki erken başladığını düşünüyor musun? Yoksa tam zamanı Hiç. mıydı? Tam zamanıydı. Yani çok erken de değil, çok geç de değildi. Değil mi? Aynen. Yani çünkü LGS e uzun bir maraton. Haziran'da gümbür gümbür başlasaydın belki yorulabilirdin. Ağustos'a evet. bıraksan belki şey hissedebilirdin. Ya rakiplerim geçiyor beni bunu hissedebilirdin. Ama evet. güzel bir zamanlama seçmişsin. Tebrik ediyorum. Ee, yaz tatilinde yavaş yavaş tüm tüm derslerden mi birinci üniteleri bitirdin? Evet, tüm derslerden birinci üniteler bitmişti. Peki nasıl yaptın? Bunu bir konu anlatım kitabından mı kaynakla yararlandın yoksa videolar izleyerek falan mı halletmeye çalıştın? ikisini de gerçekleştirdim. Yani bir tarafta bir kitap vardı önümde. İşte onlardan hem test çözüyordum hem konu anlatımı okuyordum. Hem de videolardan yararlanıyordum. Peki o zaman hemen diğer sorumla devam ediyorum. Günde kaç saat ders çalışıyordun? Kaç soru çözüyordun? Bir sınırın var mıydı burayla alakalı? Eee Genel olarak 4 saat çalışıyordum ve soru çözümü olarak da ilk dönem 150-200 bandında başlamıştım. Sonra bu artarak devam etti ve ikinci dönem 250-300 hatta biraz böyle rekor yapmaya çalıştım. 450'lere kadar çıkmıştım. Ee, en yüksek çözdüğün o civardan mı oluyordu? 450-500 evet. Tamam. Hiç çözmediğin hiç çözmediğin bir gün oluyor muydu? Yok olmuyordu. Genelde yani o gün 5 soru çözeceksen bile o soruları çözüyordum. Çöz, Çözü böyle devam ediyordum. Peki kısaca bana bir e, hafta içi okul günü bir günlük rutininden bir de hafta sonu boşluğundaki bir günlük rutininden bahsedebilir misin? Sabahtan akşama kadar. Hafta içi bizim okulumuz 8.40 gibi başlıyordu. İşte dersime giriyordum. Dersleri büyük bir dikkatle dinliyordum. Zaman bulursam aralarda soru çözmeye çalışıyordum ama öyle çok yoğun bir çözüm de yapmıyordum. Onun dışında e, okulumuzda bazen etüt saatleri oluyordu. O etüt saatlerini de yine güzel ve verimli bir şekilde soru çözmeye ayırıyordum. E, ardından eve dönüyordum saat beş beş buçuk gibi falan eve dönmüş oluyordum ve e, birazcık dinleniyordum. İşte o dinlenme esnasında da genel olarak müzik dinliyordum, kitap okuyordum, kafamı dağıtıyordum biraz. Sonra e, ben ders çalışmaya başlıyordum. Ve ders çalışmamı iki şekilde ayırmıştım. Birinci etüt ve ikinci etüt olarak. İlk etütüm iki saatlik bir etüttü ve e, gün boyunca öğrendiğim konuları tekrar ediyordum. Bunun yanı sıra yine test çözümüne devam ediyordum. Ardından tekrar bir ara veriyordum. Sonra e, ikinci etüte başlıyordum. O etütte de yine soru çözümü yapıyordum. Ve e, eğer hani deneme yapabilecek kıvamdaysam de, deneme yapıyordum branş ya da genel olarak. O şekilde bir günümü tamamlamış oluyordum. Bu hafta içiydi. Peki hafta sonu boşluğun var mıydı, kursun falan hafta sonundan da biraz bahsedebilir misin? Cumartesi günleri bizim denememiz oluyordu ama pazar günü boştum. O boşluk zamanında da işte kalkıp e, normal test çözüyordum. Dediğim gibi eğer deneme yapacaksam denememi yapıyordum. Sonra bazen kafamı dağıtmak için yürüyüşe çıkıyordum. Hani biraz daha böyle motive olurum gibi düşünüyordum. Hı -hı. Ardından eve gelip normal soru sistemine devam ediyordum. Tabii ki öyle çok yoğun çözmüyordum. Hani yine aralar vere vere soru çözüyordum. Ve yine anlamadığım konular varsa hafta sonu ben anlamadığım konular üzerine yoğunlaştırıyordum biraz daha. Çok güzel. bunu neden soruyorum? Öğrencilerimiz hani izleyecekler bunu. bir LGS öğrencisinin, derece yapmış bir öğrencinin bir günü nasıl olmalı aslında? Bu sorunun cevabını bu soruda yani cevapta alıyoruz. O yüzden aslında bunu soruyorum. Peki bir çalışma programın belli bir uyduğun haftalık aylık bir programın var mıydı? Vardı genelde ben günlük program yapıyordum. O gün neler yapacaksam önüme bir deftere yazıyordum ve buna uymaya çalışıyordum. İçinde her şey vardı yani yapacağım konu tekrarından tutun da ödevlere kadar hepsini yazıyordum oraya. Peki bu sistemli ilerlemek faydalı oldu mu sana? Kesinlikle. Bence en çok fayda veren şey de bu. Değil mi? Düzensiz ilerlemektense belli bir sistem içerisinde ilerlemek e, gerçekten fayda sağlıyor öğrencilerimize. O zaman hemen bir diğer soruyla devam edelim. E, ara tatil, e, iki tane ara tatil yaptık. Yarı yıl tatilleri. Buraları nasıl değerlendirdin? Buraları ilk dönemde olan ara tatilde bu ilk dönem soru bankalarını çözerek bir tekrar yapmıştım. Ee, bu sayede değerlendirdim ve işte minik minik branş denemelere başlamıştım orada da. E, ee, işte birinci dönemden çıkacak konular denildi ve full bütün dikkatimi birinci döneme yoğunlaştırdım. Sürekli birinci dönem kaynakları aldım, onları çözdüm, denemeler yaptım, tekrar konu tekrarları yaptım, hiçbir şeyi unutmayayım diye bu şekilde geçmişti. Ee, onun dışında Nisan'da olan o ara tatilde de Artık bol bol full deneme çözdüm. Yani hiç ekstra bir soru çözmedim. Bir gün içerisinde iki tane üç tane genel deneme çözüyordum. O şekilde geçirdim. Günde zaman. iki tane üç tane. Evet çözüyordum. Oh, bayağı musun? Süper. Peki ilk deneme sonucunu hatırlıyor musun? LGS ile alakalı girdiğin ilk, ilk deneme, deneme sonucu. Evet hatırlıyorum. Kaç almıştın? 489 falan almıştım galiba. Oh, sen Sen en baştan beri zaten ipi sıkı tutmuşsun. Onu anladık. <laughs> <laughs> Burada e, bazen öğrencilerimize şunu söylüyorum. Hani e, ilk deneme genellikle düşük oluyor. Çünkü hani evet. ilk defa girdiğiniz bir olay. LGS konularından çok e, haberdar değilsiniz. Çalışma düzeniniz tam oturmamış ve sizi evet. Eylül ayının sonunda sudan çıkmış balık gibi ortaya bırakıyorlar ve denemeyi çözüyorsunuz ve genellikle hani düşük olabiliyor. Ama oradan toparlanmak da önemli. Bununla alakalı özür dilerim bir video yapmıştık. Ee, öğrencimiz dedi ki 270 aldım hocam. Ondan sonra 490'a çıktı. İki gün önce yayınladığım videoda 490'a çıktı. 270'ten. Yani yapılabiliyor. Yapılmayacak bir şey değil. Tamam. Ne söylemek istersin? Hocam yani semesterdan döndüğümüzde denemelerim bayağı bir düşmüştü. Yani 460'ları falan görmüştüm o dönem. Sonra Hı -hı. yükselmişti. Hani biraz ortalara doğru düştü benim denemelerim. Peki niye düştü o e, yarı yıl tatilinde? Acaba depremin etkisi olabilir mi? Hani psikolojik bir şey olabilir mi? İsmalli olabilir. Yani ben çok çabuk etkilenen bir insanım o tarz konulardan. Hepimizi yaraladı zaten deprem. Evet. O açıdan hem birazcık moral motivasyon olarak hem de yani zaman zaman olabiliyor zaten LGS öğrencilerinin o bir yıllık döneminde öyle düşüşler yaşanmıştı. Ama, ama işte orada kalmamak ve e, sürekli çalışabilmek gerekiyor. Disiplin ve istiklal da gerekiyor. Peki hemen bir diğer sorumla devam ediyorum. Kitap okuyor muydun? Ki arkanında bir kitaplık var görebiliyorum. Ve paragraf sorusu çözüyor muydun? Yani kesinlikle kitap okumayı bırakmamak lazım. Ben küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seven bir insanım ya yani çok seviyorum. Her zaman boş zamanlarımı kitap okumakla değerlendiriyorum. Ve tabii ki bununla birlikte paragraf çözümü de çok önemli. Kitap okumakla paragraf çözümünü beraber götürmeyi ben tercih ediyordum. Bunun daha verimli olduğunu düşünüyordum. O açıdan her ikisini de yapıyordum yani yıl boyu. Süper. Her ikisini de yapıyordun. Faydasını da illaki sınavda görmüşsündür zaten. Evet. Bayağı gördüm. Anladım. Hangi, yan, hangi dersten yanlışım vardı? Bir tane yanlışım var herhalde değil mi? Benden bir yanlış yapmıştım. Benden bir yanlış mı? Ee, sınavdan çıktıktan sonra şey dedim mi? Açıklandıktan sonra ben bunu da yapabilirmişim, fullleyebilirmişim dedin mi? Aslında dedim çünkü hani o an büyük ihtimalle sınav psikolojisinden kaynaklı bir yanlış yaptım. Hani normal zamanda o soru önüme gelse ya da denemede gelse doğru yapardım büyük ihtimalle. Anladım. Hayırlısı olsun bakalım. Peki motivasyonun düştüğü dönemler oldu mu? Böyle ben yapamayacağım artık olmuyor dediğin dönemler oldu mu? Oldu. Özellikle dönemem kötü geldiyse o gün gerçekten çok üzülüyordum. Kendimi çok kötü bir hale sokuyordum yani. Nasıl kalktın o dönemlerde? Ne hissettin? Ama gerçi şey dedin ya dördüncü sınıftan beri hedefimdi dedin. Hedefini evet. düşündün herhalde. Hem hedefimi düşündüm. Her yere Ankara Fen'in resimlerini yapıştırmıştım. İşte Aa, yüzdeliğini deliğini falan yazmıştım masama. E, tabii o dönemlerde benim en büyük desteğim ailemdi. Yani beni her konuda motive ettiler. Dediler hani üzülme, önemli olan senin istikrarlı bir şekilde devam etmen. Denemen düştüyse hani bu hayatın sonu değil. Diğer denemelerini iyi yapmaya bak dediler. O açıdan en çok ailemden destek aldım. Yani onlar benim motivasyonumu yükselttiler. Çok güzel. Peki kullandığın kaynaklar nelerdi sınav senesinde? Önedebileceklerin var mı? Önerebileceklerim şöyle, yani genel anlamda ilk dönem kaynaklarını biz hep yo yoğunlaşmıştık. Ee, yayın olarak Hız Yayınlarının neresi tüm kitaplarını kullandım zaten, o güzel bir yayın. Okyanus Master yayını var, onun da hemen hemen tüm kitapları çok güzel. Nitelik yayınları var, gerçekten zorlayıcı bir kaynak. Mozaik yayınları var, yine verim aldığım kaynaklardan bir tanesiydi. Ee, Ulti diye bir yayın vardı. O da gerçekten kaliteli bir yayındı. Bu kadar. Yani daha fazla var ama. Piyasada bir sürü ürün var. Anladım. Peki o çözdüğün kitaplar boyunu geçti mi? Geçti. Çektirdin mi klasik fotoğrafı? Çektirdim evet. <laughs> tamam onu da gönderirsen burada paylaşabiliriz. Eğer varsa duruyorsa. Olur hocam. Peki hemen başka bir soruyla devam ediyorum. Aslında birazcık bahsetmiştim de boş vakitlerini nasıl değerlendiriyordun? Biraz daha açabilir misin orayı? Ee, i̇şte müzik dinliyordum, kitap okuyordum, yürüyüş yapıyordum. Bunlar biraz klasik şeyler ama onun dışında hani doğayla iç içe kalmayı seven bir insanım. Arada bir böyle hani doğal ortamlara giriyorduk ailecek. Ee, bir müzik aleti çalmaya çalışıyordum. Ee, bunun dışında bulmaca falan çözüyordum. O tarz şeyleri seviyorum böyle kafamı başka şeylere yöneltecek. Arkadaşlarımla beraber vakit geçiriyordum. Genelde deneme sonları eğer denememiz güzel geçtiyse arkadaşlarımla birlikte böyle sohbet ediyorduk, oturuyorduk. Kendinizi ee... <laughs> Evet. Bunun dışında böyle ailecek vakit geçiriyorduk. Yani aslında hepimizin boş zamanlarında yapacağı şeyleri yapıyordum ben de. Anladım. Yani LGS senesinde bunlara da e, dikkat etmek gerekiyor. Evet sınav önemli ama e, tamamen de hayatımızın e, odak noktasına koymak bizi işte hatalara sürükleyebiliyor. Arada böyle ufak şeyler de sizi o süreçte rahatlatıyor. Bu yüzden benim tavsiyem e, yürüyüşe çıkın doğa yürüyüşleri yapın, bisiklet sürüyorsanız bisiklet sürün, kitap okuyun, müzik dinleyin, film izleyin. Bunlardan da taviz vermeyin. Ya yani Tabii ki LGS'ye çalışın ama bunları da yapın. Hiç boşluk bırakmış mıydın kendine bir gün ya da belli bir dönem? Yani bazen ama hani o gün full boş olmuyordu. Çok az soru çözüyordum mesela diğer günlere göre. Geri kalan zamanı kendime ayırıyordum biraz daha. Peki o günler belli miydi yoksa şey mi yapıyordun? Ya işte bugün canım istemiyor biraz çözeyim bırakayım mı diyordun? Ayda bir oluyordu genelde yani düzeni o şekildeydi. Bir günü kendime ayırıyordum. Anladım tamam önceden planlamıştın yani onları da planlamıştın. Evet. Demek ki buradan <laughs> planla planlamanın ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulayabiliriz. Çünkü Eylül bakın onu daha önce de söyledi. Dedi ki ben günümü planlıyordum e, aylık. Boşluk gününü de planlamış zaten. O yüzden evet. e, kesinlikle buna da dikkat edin. Peki sınav senesinde internet, telefon, sosyal medya bunları kullanıyor muydun? E hocam ben tuşlu telefona geçmiştim zaten. Yani hiç telefonum yoktu 7'ye kadar. 8'de iletişim açısından tuşlu telefon kullanıyordum. Onun dışında internetle bağım çok yoktu. Sadece ödev araştırmaları için interneti kullanıyordum ya da soru çözümü için. Hı -hı. Bunun dışında interneti öyle çok aktif kullandım söylenemez. Yani seni e, çalışma sürecinden uzaklaştıracak o en önemli dış faktör yoktu hayatında. Evet. Anladım. Peki dershaneye falan gidiyor muydun? Yok herhangi bir dershane ya da özel ders desteği almadım. Tamam. Kurs falan var mıydı okulumuzda? Onlara katılıyor muydun? Yani çok kurs gibi olmuyordu. Biraz daha soru çözümüne yönelik oluyordu. Onlara zaten katılım sağlıyordum. Evet. Tamam. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. illaki sınavı kazanmak için bir dershane desteği, özel ders desteği, işte kurs desteği bunlara da gerek olmuyor. Verimli çalışırsanız sonuç ortada zaten. Peki başarı sürecindeki destekçilerinden de bahsedebilir misin biraz? Ee, öncelikle yani ailem demin de söyledim yani her açıdan işte ortamı bana göre ayarlamaları olsun beni yüreklendirmeleri olsun çok büyük ee, öğretmenlerim zaten her alanda beni onlar çok desteklediler. Yani denemelerim kötü geçti dediler. Yani yaparsın üzülme sen kendine güven inan. Arkadaşlarım yani inanın arkadaşlarım bile beni her zaman motive ettiler. Biz denemelerden önce totem yapıyorduk. Hadi bu sınavımız çok güzel geçsin falan yapıyorduk ve e, aslında. Böyle e, sizin gibi işte YouTube'da motivasyon videoları çeken öğretmenlerden de çok fazla destek aldığımı söyleyebilirim. Size de teşekkür ederim bu konuda. Rica ederim. Ne demek faydalı olabildiysek ne mutlu. Ama arkadaşlarını anlatırken gözüm bir parladı. Orada bir arkadaş grubu var belli ki. <laughs> bu video onlara da gidecek. Buradan evet. hepsine de selam söyleyelim. Ee, yani benim genel itibariyle sorularım bu şekildeydi. Son olarak bir merak ettiğim bir şey var. Çalışma ortamın nasıldı? Hani çalışma masan, odan bunlarla da ilgili ufak bilgi verebilir misin? Ee, çalışma ortamım yani kendime ait bir odam vardı zaten ve çalışma masamda da her zaman işte gerekli olan kaynakları bulabileceğim alanlar mevcuttu. Bunun yanı sıra bir mantar panom vardı. İşte herhangi bir bilgiyi görmek istediğimde direkt oraya bakıyordum. Bu beni bazı şeyleri ezberleme konusunda da güçlendirdi aslında. Hı -hı. Bunun dışında işte masamda sürekli planlayıcımı, not defterlerimi, o gün çözeceğim kaynakları bulunduruyordum. Bunun dışında işte motivasyon verecek renkli kalemler, işte normal kalemleri de bulunduruyordum. Ya çalışma ortamının size ait olması ve size özel olması orayı tamamen sizin düzenlemeniz gerçekten çalışmaya sizi motive ediyor Ya ufacık bir mesela o e, fosforlu kalemlerle bile bir şey çiziyorsunuz tamam bir anda gaza geliyorsunuz O yüzden öğrencilerimiz bunları da deneyebilirler e, Bu artık listemin sorusunda yok ben sadece şunu merak ediyorum 494 puan aldın ve tercih listen nasıldı onu merak ettim son olarak Tercih listemde ilk olarak Ankara Fen Lisesi'ni yazmıştım. E, üç tercih yapmıştım. İkinciye e, Pursaklar Fen Lisesi'ni yazmıştım. Üçüncüye de Atatürk Anadolu Lisesi'ni yazmıştım. Çok Ankara'dan ayrılmak istemedin yani. Evet. Yani şu bu puanla e, Kabataş büyük ihtimalle gelebilirdi sana. Hiç olmadı Kabataş'ı geçtim, Cağaloğlu falan zaten oralar çok rahat gelirdi. Ama Ankara'dan ayrılmak istemedim. Bence çok güzel bir tercih de yapmışsın. İnşallah yolun açık olur. <laughs> Teşekkür ederim. Son olarak LGS 2024 öğrencilerine son sözlerini alabilir miyiz? Son söyleyeceklerini. Şöyle söyleyeyim. Yıl içerisinde çok fazla böyle engellerle karşılaşabilirler. Ama bu durumlarda kesinlikle yılmadan mücadele etmeye devam etmeleri lazım. Anlamadığı yerleri her zaman öğretmenlerine sormaları lazım. Bu bence kilit nokta. Paragraf, kitap okuma gibi okumayı, anlamayı güçlendirecek şeyleri her zaman yapmaları lazım. Planlı olmaları lazım ve yani bu şekilde hem motive olurlar, hem de yılı çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde değerlendirirler. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah seneye o videolarda da, bu videolarda da onları ağırlayacağız. Bakalım. Güzel cevapların için çok teşekkür ederim. Bence çok net ve açıklayıcı bir video oldu. Bu videoyu izleyen öğrenciler emin ol çok faydalanacaklar bu videodan. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Eylül Ece'ydi. Eylül Ece LGS 2023'te 494,50 puan alarak yüzdelik dilimde 0,08'e girdi ve Ankara Fen Lisesi'ne yerleşti. Eğer siz de yüksek puan almış bir öğrenciyseniz başarı hikayeleri serisinde yer almak isterseniz bana Eylül Ece'de olduğu gibi Instagram'dan ya da mail hesabından ulaşabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Destek olmak için videoları beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.